Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'yi tuzağa çekmek istiyorlar. Batılı devletler bunu hazmedemedi. Değerli izleyenler, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde hain terör saldırısında 6 vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasının kapsamı genişliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı. Bazı gazetecilere sorulan terör saldırısı ile ilgili sorulara ise bazı gazeteciler şöyle cevap verdi. Ülkemize yönelik terör saldırılarıyla hedeflenen ne sorusunu cevaplayan Nedim Şener, Türkiye'ye obüslerle sivilleri vurdu diye iftira atılması kimyasal silah yalanı. Bunların hiçbiri tesadüf değil, Türkiye böyle komplike bir durumla karşı karşıya, bu bize vermek istedikleri zararlardan bir tanesi dedi. Şener, Türkiye kışkırtılmak isteniyor, işte bu yöntem bunlardan bir tanesi, Türkiye bir yere doğru götürülmek isteniyor. Acele ve fevri bir karar versin isteniyor, tuzağa çekilmek isteniyor, teröristin yüzünün açık bir şekilde görünüyor olması bu eylemcinin örgüt tarafından deşifre edilmek istendiğini anlatıyor bize değerlendirmesinde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini reddediyoruz açıklamalarını 24 TV'ye değerlendiren stratejist Cüneyt Paksoy ise, Sayın İçişleri Bakanımızın çıkışı aslında bizim uzunca konuştuğumuz bir konunun devamı niteliğinde. Amerika Birleşik Devletleri çok uzun bir süredir Irak'ta, Suriye'de oluşan yapılanmaya karşı bizim haklı taleplerimizin tamamına samimi bir cevap vermediği gibi terör örgütü PKK-PYD'yi desteklemeye de devam etti. Bu destek devam ediyorsa siz öyle ya da böyle teröre destek veriyorsunuz anlamına gelir. Aktif olarak böylesi bir sürecin içinde bir payınız var anlamına gelir. Sayın Bakanımızın söylediği bu dedi. Türkiye'yi karalamaya çalışan ABD merkezi New York Times gazetesinin skandal bir başlığı hakkında konuşan Paksoy, insan önce bir taziye bekliyor, bu etik bir habercilik değildir. Türkiye'ye hedef gösterme niyetiyle yapılmıştır. Bunu sadece hükümet olarak değil, basın aracıyla yıllardır yapıyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri de yapmıyor. Aynı tavrı biz Batı'dan, Avrupa Birliği'nden, NATO içinde yer alan müttefiklerimizden de gördük ifadelerini kullandı. Saldırının arkasında kimler var sorusunu cevaplayan siyaset bilimci doçent doktor Ali Fuat Gökçe ise, Türkiye'nin bugün dış politikadaki aktif rolü bölgede başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bölgeyi şekillendirmek isteyen diğer ülkelerin politikalarıyla karşı karşıya geliyor. Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulaması, tahıl koridorundaki öncü rolü ve Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesi sağlama çabası batılı ülkelerde azmedilemedi. Bundan dolayı da Türkiye'ye karşı bir vekil terör örgütü olarak PKK-PYD kullanılmaktadır ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.